Ah, selam prenses. Kızım ne tatlı. Ah, bunu sonraya saklayayım. Acıktım. Baba, bir atıştırmalık istiyorum. Ah, peki, al bakalım. Tamam, bitti bu. Ah, bu çikolata güzelmiş. Pekala, lollipopum. İğrenç olmuş. Lollipopum mahvolmuş. Ah, aman tanrım. Ah, merak etme. Al yeni bir tane. Aa, sanırım aklıma dahice bir fikir geldi. Tam da uydu. Bak yeni bir lollipop. İşte bunu sen al. Bunu sonrası için saklayayım. Su topumla oynayacağım. Al bakalım, sana güzel ve sağlıklı bir atıştırmalık hazırladım. Hayır, bunu istemiyorum Berbant. Ben hamburger istiyorum. Ama hamburger yiyemezsin. Bunu yemek zorundasın. Al hadi bunu bir dene. Hoşlanacağından eminim. Hayır dedim, ben hamburger istiyorum. Bunu göreceğiz. Bak işte elman geliyor. İşte geldi. Ağzını kocaman aç ve bir ısırık al. Hadi. Hadi ama tatlım, sen elmaya bayılırsın. En sevdiğin şeydir. Peki bu çikolataya ne dersin? İşte geliyor. Aa, canına çikolataya bayılırım. Yaşasın haber, hadi ısırayım. Giderek yaklaşıyor. Olmaz, elma olmaz demiştim. Of, peki şunu deneyelim. Enihim bak bende ne var. Aynen öyle. Ayı kardeş seni ziyarete gelmiş. Al bakalım ona kocaman bir sarıl bakalım. Thank you. Çok iyi, ilgisi tamamen dağıldı. Şimdi bunları arada yedireyim. Ne? Olmaz. Elma istemiyorum. Elma olmaz. Of, sabrımı gerçekten zorluyor. Bu konuda yapabileceğim bir şeyler olmalı. Hamburger istediğini söylemişti. Buldum. Bu sefer beni asla atlatamayacak. O zaman meyve burgeri yapmaya başlayalım. Elma ekmeği olacak. Kivi de salatası. Et yerine bir dilim şeftali ve ilave olarak da çilek ve muz. Hatta elma ile patates kızartma bile yapabilirim. Tatlım, sana bir hamburger yaptım. Aynen istediğin gibi. Vay canına, bütün bu hamburger benim için demek. Yanında patates kızartması da var. Patates kızartması hayatta en sevdiğim yiyecek. Yaşasın, hamburger zamanı, çok lezzetli. Bu harika olmuş. İşte benim akıllı kızım. Run. Run. Bir bakalım, yeterince oyuncağı çantama koydum mu acaba? Ah, şapkasını unutmamalıyım. Benim kitabım o da tabii. Ve elleri kirlenirse diye ıslak mendil de koyayım. Uf, çanta dolmuş bile. Hadi ama gir şuraya. Buraya sığabileceğini biliyorum. Harika, sırada ne var? Ne oynuyor acaba? Anne, o benimdi. Tamam, şimdi bu oyuncağı kutusundan çıkarayım. Artık içi boşaldığına göre ıslak mendilleri bunun içine sokabilirim. Ufacık bir kutu ama mendiller de katlanıp ufacık olabiliyor. İşte oldu. Bu kadarı bize yeter. Ve bu şekilde çok daha az yer kaplıyor. Hey anne, bak ben ne yapabiliyorum. Cips yüzümde duruyor. Evet, bu çok zekice. Aferin sana. Ama bir saniye dur bakayım. Islak mendilden bir tane alayım. Bu uzun zamandır yaptığım en akıllıca şey. Hadi bakalım, annen şimdi biraz yüzünü temizlemek istiyor. İşte tertemiz oldu. Tam dolmasını istediğim gibi. Ah, ne güzel bir akşamüstü. Ah, o da ne? Tatlım, ördeklere bak. Anne, üstüme döktün. Ah, neyse merak etme, ben şimdi hallederim. Gördün mü? Hala ıslak mendilimiz var. İşte oldu. Hepsini sildim, tişörtün yine tertemiz oldu. Şimdi o içecek yerine niye şu elmayı yemiyorsun? Run! Bip! Dikkat edeyim, ben geliyorum. Boom! Dino kamyon seni hakladı. Tatlım, orada ne yapıyorsun? Tatlım? Tatlım! Annen sana bir şey soruyor. Aman tanrım! Elleri kir içinde kalmış. Neyse ki yanımda bu ıslak mendiller var. Hadi ellerini bir temizleyeyim. Yalnız biraz ovalaman gerekecek. İşte ellerin yine tertemiz oldu. Yaşasın, sağ ol anne. Sen harika bir annesin. Hazır mısın? Bavulum işte burada. Hadi kıyafetleri yerleştirmeye başlayalım. Bunu kesinlikle alıyorum. Bu renk bana çok yakışıyor. Buna
bayılıyorum. Bu elbiseyi unutmuştum. Bu elbiseyi almam lazım. Neresin? Ne dersin? Sen ne yapıyorsun? Onu alamazsın. Bu haksızlık. Bunu ilk ben almıştım. Bu benim. Bırak şunu. Kes artık. Evet, bu benim. Yani. Ah, bu güzel. Bunu da kesin alıyorum. Bu muhteşem. Ne? Bende bu var. Tatile sen de geliyorsun. Ne çok elbise oldu. Bunlar valize sığacak mı? Hadi bir bakalım. Hadi Naomi, bunu başarabilirsin. Harika gidiyorsun. Neredeyse oldu. Devam et. Hayır, bu iş böyle olmayacak. Dönüşe bakılırsa senin yardıma ihtiyacın var. Daha sıkı in. Peki şöyle sıkıştırırsam. İşe yaramıyor. Sizin neyiniz var? Çok fazla elbisemiz var. Bunu halledebilirim. Önce bir kıyafeti yatağa ser. Sonra bir diğerine ters yönde aynısını yap. Buna kat kat devam et. Atıştırmalıkları da unutmamak lazım. Sonra en üstten katlamaya başla. Düzgün bir bohça haline gelene kadar katlamaya devam et. Aynen böyle. Sonra bunu bavula yerleştir. Bu sayede bavul kolayca kapanacaktır. Fermuarını çek ve artık gitmeye hazırsın. Sağ ol İnik. Bir şey değil. Şunlardan alacağım. İyi seçim. Buyurun. Al bakalım Betty. Hadi gidelim tatlım. Bir dakika canım. Telefona bakayım. Alo. Ah selam. Ne iyi ettin de aradın. Anne. Yapmadı mı? İnanamıyorum. Tamam Betty. Lollipop'um. Alayım bari. Kirli görünüyor. Balonum nereye gitti? Hayır. Geri gel. Üzgünüm balon. Niye insanların başına kötü şeyler gelir? Betty ne oldu? Ay seni sonra ararım. Tamam tatlım. Annen her şeyi düzeltecek. Acil durum. Sizinle iş yapmak zevk. Üniversitede okumaya devam etmeliydim. Bunun bir daha olmasını önlemeliyim. Kurdeleyi Lollipop'un sapına sarıyorum. Bu kadarı yeterlidir. Al bakalım Betty. Teşekkürler anne. Bak balonum artık uçup gitmiyor. Neyse tatlım. Çok sevindim. Anne. Annen halletti. Ay bu tuhaftı. Bu harika. Çok güzel bir resim oldu. Biraz daha yeşil lazım. Minik sanatçıma bak. Selam anne. Ağlamaz. Bu neydi? Lütfen hamster olmasın. Ay mum boyalarınmış. Yok. Nasıl resim yapacağım şimdi? Tamam annem bir şey düşünecek umarım. Neden bu başıma geldi? Bu bir felaket. Bu kalıp işe yarayabilir. Denemeye değer. Kırık mum boyaları kalıbın içine yerleştiriyorum. Sayıları tamamen dolduruyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi kalıbı fırına koyuyorum. Bu mumu eritecek. Sanki kek yapar gibi. Umarım işe yarar. Şimdi kalıbı fırından çıkarma zamanı. Dikkat et sıcak. Bunları soğuduktan sonra kalıptan çıkaracağım. Eğlenceli görünüyor. Onları tabağa yerleştireyim. Umarım Cheryl'ın hoşuna gider. En sevdiğim mum boyalardı. Tamam tatlım. Bak annende ne var? Bunlar mum boya mı? Sayı şeklinde. Hangisinden başlayayım önce? Anne bak farklı renkleri var. Beğendiğine sevindim. Bayıldım. Olamaz anne. Of, bir tatile ihtiyacım var. Neden? Çıplak olmaması lazım. Harika görünmeliyim. Ah, biri beni arıyor. Hey, ne haber? Vallahi mı? İnanamıyorum. Yok artık. Öyle mi gerçekten? Hazırlanıyorum şu an. Birazdan orada olurum. Artık gitme zamanı. Biraz serin geldi ama neyse. Sonuçta güzel görünüyorum.
Bu şarkıya bayılıyorum. Hadi partinin tadını çıkaralım. Güzel görünüyorsunuz kızlar. Ha? Of. Bu da nedir? Yeni bir tarz mı bu? Madison, şuna bak. Vay canına, bu hiç iyi görünmüyor. Söyleyelim mi ona? Hey, müziğe ne oldu? Bir sorunun var. Neymiş o? Eteğim. Aa, bu çok utanç verici. Üstümü değiştirmem lazım. Bir dakika. Bir fikrim var. Bu masa örtüsü bana lazım. Burası uzun gibi gözüküyor. Önce saç bantımı çıkaracağım. Sonra bunu bacaklarımdan geçirip belime çıkaracağım. Sonra masa örtüsünü alıp böyle katlayacağım. Katlar böyle güzelce sıkı olmalı. İyi görünüyor. Şunu saç bantımın altına sokuyorum. Sonra belimin çevresine bunu geçiriyorum. Her tarafımı iyice örtmeli. Harika görünüyor. Ve bu her şeyle gayet güzel gider. Şimdi kızların yanına döneyim. Döndüm. Oo, vay canına. Eteğine bayıldım. Ha, şu mu? Selam millet. Hadi içeri gelin çabuk. Bu benim babam. Hadi onun bir resmini çekelim. Ne? Gazetemi okumaya çalışıyorum. Tatlım lütfen. Böyle olmuyor. Bir filtreye ihtiyacımız var. Bu dalga işimizi görür. Bununla kağıtta bir sürü delik kaçıyorum. Bu fark yaratacak. Tam gereken bu. Hadi bir daha deneyelim. Şunu tutar mısın? Kağıdın üstüne feneri tut. Huhu baba. Ha? İşte böyle daha iyi. Hey sen gel bakayım buraya. Bunu beğenmedim. Onun yerine şunu deneyin. Telefonun ışığının üstüne renkli bir kağıt yerleştir. Oraya yapışsın. İşte selfie için hazır. Oo. Gülümse. Bu harika. Bu selfie çekmenin daha iyi bir yolu. Tiyatrodan önceki son gece. Çok heyecanlıyım. Sabırsızlanıyorum. Çok kötü uyudum. Kendimi berbat hissediyorum. Hapça! Her yanım acıyor. Merhaba uykucu. Ay! Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bir bakayım ateşin var mı? Şunu alnına koy. Bu öksürük şurubu da iyi gelir. Kocaman aç bakayım. Dinlenmen gerek. Ya tiyatro? Onu kaçıramam. Onca zamandır bekliyordum. Üzgünüm canım hastasın. Aa, dur bir dakika. Seni nasıl neşelendireceğimi biliyorum. Bir kahvaltılık gevrek kutusu alıp üstünü dörtgen şeklinde kes. Kutuyu enlemesine çevir ve üstüne boylu boyunca yapışkan bant yapıştır. Başka renklerde yapışkan bantla devam et. Her seferinde diğer rengi kullanarak kutuyu kaplayana kadar devam et. Deliğin üstünü kaplayan bantları makasla kes. Sonra iki peçete al ve katla. Aynen böyle. Peçeteyi kutunun iç kısmına yapıştır. Kutunun üstüne iki yarık aç. Ve içinden dondurma çubukları geçir. Son olarak kartonun üstüne birkaç karakter çiz ve çubuklara yapıştır. Gösteriye hazır mısın? Ah, bu harika. Tiyatroyu sana getireyim dedim. Gösteri hakkında ne düşünüyorsun? Bir daha. Bu biraz iğrençti. Umarım bulaşıcı değildir. İkimiz birlikte hasta oluruz o zaman. Harika. Ah işte bu anı iple çekiyordum. Kendimi ayıracağım kaliteli zaman. Ha? Bu videolara bayılıyorum. Vay canına şu hareketlere bak. Her zaman bir karate ustası olmak istemişimdir. Bu eller tehlikeli birer silah. Hiya! 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 Amanın! Uf canım yandı. Sanırım bu ninja kariyerimin sonu oldu. Bu kadar aptallık ettiğime inanamıyorum. Hey baba ne haber? Yakala. Üzgünüm ama yapamam. Aa baba kötü görünüyor. Bir dakika buldum. Belki alçıma resim yapabilirsin.
Bu beni neşelendirir. Ne çizeceğimi gayet iyi biliyorum. Önce bir daireyle başlayacağım. Sonra kaşlar ve gözler çizeceğim. Buna bayılacaksın baba. Dili de unutmayalım. Şimdi de içini boyayayım. Gözleri biraz mavi. Neredeyse bitti. Ne düşünüyorsun? Çok iyi. Aferin. Yetenekliyim sadece. Evet öylesin. Bunun bu kadar canımı yaktığına inanamıyorum. Pasta yapmaya bayılıyorum. Çok dinlendirici bir şey. Acaba... Küçük elleri tanıyorum. Çok kurnaz olduğunu düşünüyor demek. Bu kadar şeker yeter. Of ya! Bu onun iyiliği için. Ne oluyor burada? Neden beni sevmiyorsun? Alarm ne anlama geliyor biliyorsun. Vitamin zamanı. Şekerden çok daha iyi. Şimdi bunu al bakalım canım. Onları kendin iç. Buldum. Bu lollipopu ister misin? Ama önce bunları içmelisin. Bunun işe yarayacağından emindim. Ama daha iyi bir fikrim var. Bu ilginç olacak. Jelibonlar oldukça yumuşaktır. Ve içine istediğini sokabilirsin. Bir iki kesik atalım. Ve bitti. Bir tane daha yiyebilirsin. Hepsini bitir. Her zamankinden biraz daha kıtır kıtır. İşe yaradı. Dahi bir anne miyim neyim? Eğlenceli. Uykum geldi. 1, 2, 3. Harika bir fikrim var. Hadi bir şey çizelim. Plastik bir dosya al. Ve üzerine hayvanlar çizelim. Sevimli bir koyunla başlayalım. Ne şirin. Bir de tavuk ekleyelim. Sarı tüyleri olmalı. İyi görünüyor. Şimdi sıra gökyüzünde. Ve biraz da güzel yeşil çimen. Burası kalabalık bir çiftlik. Siyah bir karton alıp dosyanın içine sok. Sonra bir fener ve ışığını çiz. Kağıt feneri dosyanın içine sok. Çiftlik aydınlandı. Bu harika bir fikir. Vay canına anne. Ne harika bir rüyaydı. Lili çok güzel. Bir gün onunla evleneceğim. Ama önce bir şeyler atıştırmalıyım. Buradaymışsın. Selam anne. Nasılsın? Jared, dişlerim berbat halde. Diş fırçam bende. Dişlerini temizlemelisin hadi. Olmaz. Ne yapacağım? Buldum. Hemen bir internete bakayım. Şuna bak. Bu Lili. Ve de dişlerini fırçalıyor. Ben de dişlerini fırçalamak istiyorum. Lili yapıyorsa ben de yapacağım. Naneli. Dansını da yapmalıyım. Bu çok eğlenceli. Heyecanlanıyor musun? Bunu haftalardır bekliyordun. Umarım köpek balıklarını da görürüz. Hadi bakalım. Umarım deniz gözlüğü getirmişsindir. Kapalı mı? Bunu nasıl bilemedim? Başka bir gün geliriz canım. Bazen böyle tatsızlıklar oluyor. Ama hayat böyle değil mi? Ne yapabiliriz ki?
Şuna bir bakayım. Bunları buraya sokarsam çok ilginç bir şeye dönüşür. Vay canına! Bu kendi evimizin ahtapotu oldu. Buna bayıldım. Suyun dibinde yüzüyor bak. Hayal gücü önemlidir. Anneler de öyle. Vay canına şuna bak. Büyüyünce basketbolcu olmak istiyorum. Bu ses nereden ne? Büyük annen uyumaya çalışıyor. Ah şu odanın haline bak darmadan. Televizyon seyrediyorum. Ben de asla. Ah şu gençler. Peki ben toplarım. Annene söyleyeyim de gör. Ah aman ısırdım. Ah. Hadi cici çocuk ol da büyük annene yardım et. Bir dakika bu da ne? Sanırım odayı derli toplu tutmasını nasıl sağlayacağımı buldum. Bu basket potasını oyuncak kutusunun üstüne asacağım. Şuna bak. Şey ister misin? Hani gençlerin sevdiği gibi basket oynamak? Çok havalı. Hadi. Basket tekrar istiyorum. Büyük annenin de ortalığı toplamasına gerek kalmaz. Çok yaşayayım. Oh şeker. Biraz kendimi şımartayım. Bu işte bir yanlışlık var. Dişlerim gitmişler. Bu harika. Bak büyük anne. Hayır dişlerim. Sanırım hepsi bitti. Bir şey değil büyük anne. Oh bu çok eğlenceli. Bunları patlatmaya doyamıyorum. Ah ne tatlı. Şu minik ellere bak ne hızlı. Kim makarna ister? O kadar patlatmadan sonra acıkmışsındır. Afiyet olsun. Çok meşgulsün demek. Belki de daha ilginç bir şeye ihtiyacın vardır. Bu daha işte açıcı görünüyor mu? Hayır teşekkürler. Çok seçicisin. Çözüm bunca zamandır gözümün önündeymiş. Buldum. Önce kaynar su lazım. Şimdi biraz renk katalım. Oo, şimdi makarna geliyor. İçine gir bakalım. İyice yumuşadıklarında maşayla çıkar. Şu eğlenceli renklere bak. Yemek hazır. Belki bunlar daha fazla senin tarzındır ha? Ha? Bunlar popit makarnası gibi. Aniden çok acıktım. Sen dünyanın en iyi annesisin. Bunu söylemene bayılıyorum. Duyayım annem duymasın. Ah başardım. Nasıl görünüyorum? Müthiş. Saçlarım harika görünüyor. Ay annem görmeden şu başlıklardan kurtulmalıyım. Saçımı mahvetmelerine izin veremem. İşte gitme vakti. Yavaş ol bakalım. Geç buraya. Öyle giyinmiş nereye gittiğini sanıyorsun? Dışarısı soğuk. Başlık takmalısın. Anne hiç başlık yok. Yani gitsem iyi olur. Burada daha önce birkaç başlık gördüğüme eminim. Boşver annenin doğaçlama yapma zamanı. Tek gereken bu makas. Şu sweatshirt'ün kolunu kesiyorum. Ucunu kıvırıp düğüm atıyorum. Hem kolları da çalıştırıyor. İşte sevimli bir başlık. Düzgün dur. Annen şunu başına geçirecek. Ay ne kadar güzel görünüyorsun. Bahçe cücesi gibi oldum. Teşekküre gerek yok. Hadi git bakalım güle güle. Bu çok utanç verici. Bip bip. Bak anne. Ne? Şimdi olmaz. Annem programı seyretmeye çalışıyor. Annen ne dedi canım? Git orada oyna. Ay. Pardon. Bu oyuna bayılıyorum. Annem çok şapşal. Anne bak başın yolumun üstünde. Tamam yeter artık. Gel buraya. Üzgünüm anne. Sessiz olacağım. Çok geç. Yere bir bant yapıştırıyorum. Birkaç tane daha yeterli olur. İşte.
Çıkmam güvenli mi? Daha değil. Annenin işi var. Bu keçili kalemle birkaç detay ekliyorum. Bunu daha önce düşünmeliydim. Bitti. Tatlım, gel buraya. Annenin sana bir sürprizi var. Sürprizlere bayılırım. Ne düşünüyorsun? Ay canına. Bu bir yol. Arabaların üstünde gidebilir. Teşekkürler anne. Denemek için sabırsızlanıyorum. Rın rın rın. Rın. Canım ne tatlı. Şimdi huzur içinde televizyon seyredebilirim. Boyama en sevdiğim şey. Anne, bir araba çizdim. Daha fazla kağıt lazım. Ah, tamam canım, al bakalım. Mor bir güneş çizeceğim. Daha fazla kağıt lazım anne. Ah, ne kadar üretkensin, pekala al bakalım. Ah, tüh, kağıt bitmiş. Ah, kusura bakma tatlım, resim kağıdı kalmamış. Of ya, ağlama, sorun yok. Aa, ne yapacağımı biliyorum. Bu karton parçasını alıyorum. Şimdi üstüne bir şeyler çiziyorum. Resim yeteneğini benden almış olmalı. Pekala, resimler tamam. Şimdi üstünü koli bantıyla kaplıyorum. Bitti. Şöyle katlıyorum. Hey tatlım bak, bende ne var? Bu kaplumbağayı boyamak ister misin? Bak işte böyle. Ama istediğin kadar çok tekrar tekrar boyayabilirsin. Harika değil mi? Çok akıllıca, versene hadi. Bu atı boyayacağım. Pekala canım. Hadi yeni oyun odana bakalım. Bayağı hoş değil mi? Ay canına. Burada bir sürü... Oh, oh, bir sürü tehlikeli nokta var. Aa, olmaz. Canım sen burada dur. Şimdi kıpırdama. Babam burayı daha güvenli yapacak. Bu odayı güvenli hale getirme zamanı. Bütün bu sivri köşeleri kapatmalıyım. Biraz koli bantı bile çok işe yarar. Ah, tamam, şimdi güvenli görünüyor. Bayağı iş yaptım. Pekala tatlım, oynamaya hazır mısın? Yaşasın, oyun zamanı. Dur, kıpırdama. Ah, ucuz kurtulduk. Biraz daha bant kullanmalıyım. Yere çift taraflı banttan bir şerit yapıştırıyorum. Şimdi kilimi üstüne bastırabilirim. İşte artık yerinde durur. Pekala. Hadi git eğlen. Yaşasın, oyun odası. Ah. Ne harika bir gün değil mi? Ve listemdeki yapmam gereken her şeyi hallettim. Kendime bir A artı veriyorum. Hiç de zor olmadı. Aa, bir daha düşününce kağıt torbanın kötü bir fikir olduğunu biliyordum. Ah, portakallarım. Gelin buraya. Durun. Öf. Nihayet. Sanırım bu sonuncusuydu. Kollar çok işe yarıyor. Öyleyse niye fazladan bir çift kolum daha olmasın? Kapşonu hepsinin üstüne katla ve kolları birbirine bağla. Çok kullanışlı oldu değil mi? Bütün aldıklarım gayet güzel yerinde duruyor. Dahice. Çanta taşımaya alışkın olduğumu düşününce. Ha? Ah, ben bunu çoktan yaşadım ve hallettim.